Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün size frontoza balıkların cinsiyeti hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Frontoza balıkları Afrika'nın en büyük göllerinden Tanganyika gölünde yaşarlar. Frontoza balıkları dip balıklarıdır. Suyun 50-60 metre dibinde yaşarlar. Frontoza balıkları kayalık ortamda yaşamayı severler. Genelde mağaralı ortamlarda yaşamayı severler arkadaşlar. Frontoza balıklarının cinsiyeti çok rahat anlaşılır arkadaşlar. 4-5 aylık bir frontoza yavrunun cinsiyeti pek kolay anlaşılmasa da büyüklerinin cinsiyeti çok rahat anlaşılır. Tabii ki burada büyüklerinin cinsiyetini herkes ayırt edebilir arkadaşlar. Büyüklerinin cinsiyetini herkes ayırt edebilir. Bizim amacımız küçük frontozaların, yavru frontozaların yani 7-8 aylık şu boyda, şu boylarda frontozaların cinsiyet ayrımını anlatmak. Büyük frontoza zaten ön gücü gördüğünüz gibi kafasında. Kuyruğunun ucu sivri. Görüyorsunuz erkekleri. 1, 2, 3 tane, 4 tane erkeğim var mesela. Kuyruklarının ucu sivri. Alt, anüs kısmının kuyruğunun ucu sivri. Anüs kısmı sivri olur. Frontozalar yavru yapma zamanı geldiği zaman altlarında tüpçük çıkar. Anüs kısmında bir tüp çıkar. Normalden daha farklıdır. Normalde çok küçük bir tüptür. Karşıdan bakınca görünmez. Ama yavrulama zamanında, yumurtlama zamanında o tüp 2-3 katına kadar büyüyebilir, şişebilir ve karşıdan dikkatinizi çeker. Akvaryuma dikkatli baktığınızda hangi balığın ağzına yumurta alacağını ben görebiliyorum arkadaşlar. Öncelikle frontozalarda cinsiyet ayrımı için bu videoyu yapmıştık arkadaşlar. Şimdi kamerayı yakına alıp balıklarımızın cinsiyetlerini daha net tarif edeceğim. 7-8 aylık balıklarımızda cinsiyet ayrımı nasıl olur demiştik arkadaşlar. Aynı koloninin balıkları daha büyük olanlar erkek, daha küçük olanlar dişidir arkadaşlar. Aynı koloninde 10 tane 5-6 aylık yavrularım var. Bunların 7'si küçük kalmış, 3'ü fazla büyümüş gibi görünüyorsa o 3'ü çok büyümüş olanlar muhtemelen erkek oluyor arkadaşlar. Dişilerimiz, diş frontozalarımız çok ağır büyümekte. Örneğin şu erkek frontozamızla şu dişi frontozamız aynı koloninin yavruları. Ama dişi frontozamız erkek frontozamıza pek yetişememiş arkadaşlar. Şimdi şu dişi frontozamızla şu erkek frontozamız da aynı arkadaşlar. Yalnız aralarında epey gözle görecek bir fark var arkadaşlar. Arkadaşlar kameramızı yakından alacağız. Şimdi benim daha küçük boyutta olan frontozalarımın cinsiyetinden bahsedeceğiz. Yakın bir şekilde tarif edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle. Küçük yavrular. 7-8 aylık frontozalarımı şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz frontoza yavrum dişi. Mağaranın içerisindeki hörgücü daha çıkık. Gözle görülüyor zaten. Bu içerideki frontoza yavrumuz erkek arkadaşlar. Aralarında boy farkı da var. Arkadaşlar, frontoza balıklarımız biraz ürkek hayvanlardır.
Frontoza balıklarımız stres yapabilir. Uysal hayvanlar, sakin hayvanlar ama frontoza balıklarımıza stres yaptırmadan, doğal ortamlarında akvaryumumuzun ışığını açmadan frontoza balıklarımızı beslememiz gerekiyor. Frontoza balıklarımız ışık sevmez arkadaşlar. Karanlık ortamlarda yaşamayı severler. Tanganyika Gölü'nün 50-60 metre dibinde göl oldukça karanlıktır. Diğer balıklar suyun yüzeyine 2 metre, 3 metre, 1 metre kalaya kadar yüzebilirler arkadaşlar. Oralar aydınlıktır. En dibi karanlık olduğu için arkadaşlar, balıklarımız doğal ortamı karanlıktır arkadaşlar. Frontoza cinsiyeti erkeklerimizi gördüğünüz gibi zaten hön çok fazladır. Dikkat çeker. Dişilerimizde hön azdır arkadaşlar. Şu bize doğru dönük olan dişimizin hön gücü ne kadar azsa gördüğünüz gibi erkeğimizin de hön gücünde arada iki katı fark var. Kuyrukların ucu sivri. Dişilerimizin sırt kuyruklarının ucu kısadır arkadaşlar. Erkeklerimizin uzun, dişilerimizin kısa. Ve alt kanadında kuyruğumuzu yine kısadır. Ve evet erkeğimiz geldi. Alt kanadının kuyruğu da uzundur arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Tekrardan buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.